Herkese merhabalar. Yazılılardan yüz almak istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Yazılılardan yüz almak bütün öğrencilerimizin isteği. Zaten bize yorumlarda da Hocam yazılardan nasıl yüz alabiliriz, nasıl iyi notlar alabiliriz diye sormuşlar. Birincisi yazılardan iyi bir not almanız için yazılı öncesinde, yazılı sırasında ve yazılı sonrasında dikkat etmeniz gereken şeyler olduğunu zaten sizlere söylemiştik. Yazılı öncesinde mutlaka mutlaka yapmanız gereken bazı şeyler var. Ortamınızı düzenlemeniz lazım. Sınavda çıkacak konuları bilmeniz lazım. Bu konularla alakalı notlarınızı okuyup tabii ki Tonguç Akademi'nin videolarını izlemeniz lazım. Bizler zaten sizler için birinci dönem birinci yazılı kampımızı beşinci sınıfta, altıncı sınıfta, yedinci sınıfta, sekinci sınıfta 9, 10, 11'de tüm sınıflarımızda sizler için 3'ten 4'e 5'ten 6'ya bütün sınıflarımızda mükemmel bir şekilde yazılı kamplarımız geliyor. Ve burada sizler için bütün derslerde özel olarak mesela matematikte, Türkçe'de, Fen'de, Sosyal'de, İngilizce'de, Dinde tek tek yazılı videolarımızı yayınlayacağız. Zaten sizler de derslerinizde hocalarınız dikkatli bir şekilde dinleyip o notlara çalışacağınız için mükemmel sonuçlar da alacaksınız. Yazılı sırası yapmanız gereken şeyler var. Ne yapmamız lazım Tonguç'um? Moralimizi bozmayacağız hocam. Harikasın. Moral bozmayacağız. Moral bozmayacağız bozukluğundan uzak duracağız. Eyvah yazılı ne yapacağım diye. Çünkü yazıldan önce böyle tipler vardır. Acaba ne olacak? Hoca zor mu? Hoca çok zor soracakmış. Hoca... Hiç böyle şeylerden korkmamıza gerek yok. Kopya çekmemize gerek yok. Ve yazılı sonrasında da eksiklerimizden not alıp eksiklerimizi not alıp yani acaba neleri unutmuşum neleri yapamamışım neden 95 aldım niye 75 aldım niye 70 aldım fark etmez bunları not alıp mutlaka hocanın kanaatini de almak için dersi dikkatli dinlemeye devam etmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla konuları listelemek, plan yapmak, Ortamımızı düzenlemek ve tekrar etmek yazılıda yüksek bir not almamız için gerekli. Şimdi, buradan içi fazla kısa görev ne demiş Tonguç'um? Devler gibi eserler bırakabilmek için karıncalar gibi çalışmak gerekir demiş. Çok hocam. güzel okudun, tebrik ediyorum seni. Gerçekten de karıncalar gibi çalışmak gerekiyor. Karınca gibi çalıştığımız zaman ne oluyor esasında biliyor musun? Devler gibi eser bırakıyoruz. Yani normalde çalışan öğrencilerin, çalışmayan öğrencilerden en önemli farkı başarılı olmaları diğer bir farkı ise dikkatli bir şekilde titiz bir şekilde çalışmaları. Dolayısıyla esas da çok da çalışmamıza gerek yok. Böyle günlerce saatlerce. İnek değiliz hocam. Aynen inek değiliz esasında ama inek olmakta kötü bir şey değil. Güzel bir çalışmayla başarı ulaşabiliriz. En önemli kuralı söylüyorum Tonguç'um son güne bırakmaman lazım. Eğer son güne bırakırsan birazcık heyecan oluyor. Acaba 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 son gün tabii ki çalışacağız. Son gün çalışmadan olmaz. Ama her şeyi son güne bırakırsak ne olur? Patlarız hocam. Çok güzel söyledin. Patlarız, sıkıntı yaşarız. Dolayısıyla patlamamak için, iyi bir not almak için mutlaka mutlaka sınavdan önce çalışıyoruz ve patlamıyoruz. Şimdi Çalışma programımızı hazırlamamız gerekiyor. Zaten çalışma programı ile alakalı az önce söylediğim gibi biz her kanalda yani 5. sınıfta, 6. sınıfta veyahut da 7. sınıfımızda veyahut da aynı zamanda 8. sınıfta diğer sınıflarımızda da 9 10 11'de de veya alt sınıflarda ilkokul sınıflarımızda da mükemmel bir şekilde yazılı programlarımızı hazırladık. Yani hangi gün matematik yazılısının videosu var, hangi gün Türkçe yazılısının provası var bunları görüyorsun. Ama bunun haricinde sen de zaten okul sınavının tarihini bileceksin. Yani sınavım çarşamba günü. O zaman hangi gün çalışmalıyım? Salı günü çalışmalıyım hocam. Hayır salı olmaz. Salıdan daha önce çalışmaya başlayıp planlar yapman lazım. Önceden notlarını verilemen lazım. Dersi derse dinleyip öğrenmemiz gerekiyor Tomuç'um. Niye biliyor musun? Çünkü hocalar dersleri çalıp da sınıfa girdiği zaman genellikle öğrencilerin bir dahaki dersi daha dikkat dinlemesi için hep Derse buraya dikkat edin, burası önemli, burası çıkar dedi yerleri ne yapıyor? Kesin sınavda soracak hocam. Harikasın sınavda soruyor. Yani hoca burası önemli arkadaşlar diyorsa bil ki bunu sınavda soracak. Arkadaşlar buraya dikkat edelim diyorsa bil ki bunu sınavda soracak. Çünkü hoca zaten ben burası önemli diye uyarmışım sizi. Zaten dersi derse de anlatmışım. O zaman siz de dinleseydiniz de yapsaydınız diyor. Dolayısıyla o kısımlara dikkat etmen lazım. Öğretmeninin vurguladığı önemli yerleri mutlaka not almış ol. Çünkü öğretmen eğer vurguladıysa mutlaka bir sebebi vardır. Bunu sormak istiyordur. Ve tabii ki senin çalışmanı heyecanlandıracak böyle renkli kalemler bunlar olabilir. Farklı kalemler olabilir fark etmez. Renkli kalemlerle mesela kırmızı çok önemli yerlerde. Yeşil daha az önemli yerlerde. Mavi kesin çıkacak dediğin yerlerde e, işaretleyebileceğin renkler olabilir. Önemli notlar hep gözün önünde olursa bunları böyle pozitif şeklinde duvarına yapıştırırsan bu da senin çok daha iyi öğrenmeni sağlar. Şu da önemli. Sınavdan önce bilhassa böyle sosyal bilgiler, fen gibi derslerde yazarak çalışmak konuyu pekiştirmeni sağlar. Türkçe'de kitap okumak faydalıdır, soru çözmek faydalıdır. Matematikte bol bol soru çözerek öğreneceksin. Ama bilhassa sosyal bilgiler, fen, İngilizce gibi derslerde yazarak hazırlanmak, böyle sanki sınavda bakabileceğin notlar varmış gibi onları güzel güzel yazmak, karşına asmak senin konuyu daha iyi öğrenmeni sağlar. Ve şu da ayrı bir yöntem çalıştığın konuyu sınav öncesi arkadaşlar anlatabilirsin. Mesela sen sosyal bilgilerde birinci üniteye çalışırsan. kutta ikinci üniteyi anlatır hocam. Evet çok güzel söyledin. kutta ikinci üniteyi çalışır. Birbirinize anlatarak konuyu daha iyi anlamış olursunuz. Ve böylece birbirinize anlatırken eğer anlatamıyorsan yani bir yeri tam kafana yerleşmediyse demek ki o konuyu sen de öğrenememişsin demektir. Yani ben sana bir konuyu anlatırken eğer anlamadıysam ben de anlatamam ki sana. Dolayısıyla sen de anladığın bir konuyu arkadaşına anlatabileceğin için anlatma yöntemi de çok iyi öğrenme yöntemidir. Peki öğrencilerimizden diğer bir soru daha geliyor. Hocam yazılar için hangi kaynakları kullanmalıyım diyorlar. Burada Bol soru çözmen gerekiyor birincisi. Çünkü az önce söylediğim gibi Türkçede ve matematikte bol bol soru soruluyor. Yani Türkçede sana dil bilgisi çıkacak ama böyle ilk başta sınavın başına böyle anlam bilgisiyle alakalı bir parçanın bir metnin anlamını soracaklar. Dolayısıyla bol bol paragraf sorusu çözmen gerekiyor. Bir de kavramlar var. Sınavlarda mutlaka soruların fende, sosyalde bilhassa bazı kavramlar var. Yani matematikte bu formül nedir diye soru sormuyor. Formülü de sana verip matematik sorusunu soruyor. Ama bilhassa fen dersinde, matematik dersinde bazı anahtar kavramları pekiştirmen gerekiyor. Dolayısıyla okulda dersi dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Ders müfredatı çok çok önemli. Çünkü hocalar oradan soracak. Bizim yazılı videolarımızı izliyorsun ve aynı zamanda yazılı videolarımız için mutlaka kampımızı takip ediyorsun. Ve bu üçünün de ortak noktası olan bizim yazılı notlarımız var. Onlardan da faydalanabiliriz. Yani yazı notlarımız 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. ve 8. sınıfta senin için böyle anahtar kelimelerin oldu. Bak hatta şöyle bir tane ünite açalım mesela diyelim ki. Önce kavramlar formülleri veriyoruz. Sonra yazılıda sorulur. Buradan soru gelir. Hoca sorar gibi bölümler var. Bu notları güzel güzel tekrar ettin sen hatta şöyle biraz şöyle biraz yakınlaştırayım bak şöyle. Bak burada gördüğün gibi önce madde ve endüstri ile alakalı çalışman gereken kavramları formülleri veriyor. Sonrasında bak buradan soru gelir. Kesin çıkar. Hoca sorar. Bunları biz neye göre yapıyoruz? İşte az önce söylediğimiz şey okul ders müfredatı ve Tonguç yazılı videoları. Biz yazılı videolarımızda bunlarla bağlantılı gideceğiz. Niye biliyor musun? Çünkü biz yazılı videolarını hazırlarken hocalara soruyoruz. Kolejlerdeki, milletin bakan... Yazılı sorularını mı ele geçirdiniz hocam? Hayır canım yazılı sorularını kimse bize vermiyor tabii ki. Ama biz kaç yıldır tecrübe edinmişiz. Artık hep işte beşinci sınıfta ne sorulur, sekizde ne sorulur, yedide ne sorulur, ...altta beşte ne sorulur. Bunların hepsini biliyoruz. Dolayısıyla ...hocalarımızdan, milletim Bakanlığı müfredatından, kolejlerdeki, devlet okullarındaki hocalarımızdan aldığımız bilgiler doğrusunda... ...bu sene yine işte atıyorum beşinci sınıfta e, mutlaka doğal sayılarda işlemlerde doğal sayıların karesi ve küpünü soracaklar... veya da işte Türkçe'de mutlaka paragraf sorusu sorulacak. Ya da başka bir örnek vereyim mesela 6. sınıfta e, sosyal bilgilerde hak, özgürlük ve sorumluluğun örneğini sana eşleştirecekler. Zaten yazılı provalarımızda da buna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bunlarla bir bütün halinde çalıştığında mutlaka sınavlarından en yüksek notlara ulaşacaksın yazılı notlarımızı açıklamadaki linkten alabilirsin. Şöyle biraz daha videomuzu normal hale getirelim Tonguç'um. Açıklamadaki linkten alabilirsin. Hem 5. sınıfta hem 6'da hem 7'de hem 8'de 1. ve 2. yazılı notlarını birinci dönem 1. ve 2. yazılı notlarını güzel güzel çalışabilirsin. Burada kesin çıkar bölümleri var. Yazılı da sorulur bölümleri var. Aynı zamanda hoca sorar ve aynı zamanda bundan soru %100 gelir kısımları var. Gerçekten de geçen seneki sınavlarda birçok öğrencimiz bu notlardan çalışarak çok yüksek başarılara ulaştılar. Bu taktikleri uygularsan notlarındaki artışı göreceksin. Hadi bakalım yazılı kampımıza mutlaka bekliyoruz seni. Kendi sınıfında... Kendi kanalında yazılı provalarına güzel güzel çalış. Matematik, Türkçe, fen, sosyal, İngilizce hiç fark etmez. Hepsinden en yüksek notları al. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim Tonguç'um. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla.